Selamun aleyküm dostlarım. Merhabalar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Öncelikle ben sizden özür diliyorum. Çünkü bir iki tane bir video yapmıştım Romanya'da, Bulgaristan'da. Yanlışlıkla silmişim ha. Vay ağzı keşti Ümitcan vay la. O kadar ihtiyacımız varken arkadaşlar videolara. Sen kalk sil. Bir de silinenlerden de sil. İşe bak. Profesyonelliğe bak. Neye hizmet bilmiyorum. Velhasıl vel kelam sizlerden özür diliyorum. Bayağı bir arayı açtık. Çünkü izindeydim. Arkadaşlar. Lan kemerim takılı değil lan. Lan bizim arabayı tutmuş lan. Ne oldu la Adem lan, ne oldu la? Ağzı keşti vay la. Tüh. Neyse bir şey yapmazlar. Bir 10-20 euro alırlar ya da benim gibi bir 50 euro alırlar. Hızlı geldi muhakkak o ya. Hızlı girdi muhakkak. Ben de kemerimi bir takayım, unuttuydum. Bak daha yeni çıktık ya. Şuradan köyün içinde petrol var. Oradan makinalara şey yükledik, para yükledik. Hani burası dıt dıt diyor da para kesiyor ya. Ama ben bunda hiç dıt duymuyorum. Niye ki? Acep niye? Hiç dıt sesi geldi mi arkadaşlar size? Ben duymuyorum da. Kemerimizde. Takalım, kanunlara uyalım diyor. Adaletli bir şekilde çalışalım. Velhasıl Slovak'tayız. Şu anda yolun ayağına bastık. Yine Allah canını atsın. Yolun ayağına basınca yani çizgilere araba dırırırt diyor. Basma diyor ayağıma. Ayağımı ağrıttın diyor. Velhasıl şimdi Adem arar. Video kesilir arkadaşlar. İnan ki çıkınca oradan arayacak bak gayet. Gene devam ederiz tabi. İkisini birleştiririm artık. Yapacak bir şey yok. Slovakya'dayız dedik. Polonya'ya gidiyorum. Polonya bir iki adresim var. Biasko, Biala, ondan sonra Varaşlov. Varaşlov'du galiba. Veya Konin. Öyle bir yerlere gidiyor. İnşallah oralarda da arkadaşlarımız var. Buluşuruz. Nasip olursa kahvelerini içeriz. Allah izin verirse. Nasip olursa tabii. Yılbaşı geliyor. Bugün ayın 29'u. 30-31. Daha başımda bir bela daha var arkadaşlar. Hiç sormayın. Böyle böyle değil yani. Eve gittik. Hiç haberim yok. Ben bu dijital kart kullanıyoruz ya Tago için. Onun günü bitti. Ayın birinde günü bitiyor. Ben 3. ayın biri diye tersten okuyorum tarihi. Öyle biliyordum. Ondan o da 1. ayın 1. 3. yok. 1. ayın 1'i mi? 1. ayın 3'üymüş. He, 1. ayın 3'ü herhalde ya. Daha inşallah geldik ama 29'u gelişi kurtardık. Gidişi ne yapacağız bilmiyorum. Kart kendini error veriyor. Geri atıyor şeyden kartı. Tarihi bitince. Kullanma tarihi bitince kartı almıyor yani daha. Ne yapacağız? Nasıl geri gideceğiz? Kartsız martsız atlaya metliye zıplaya gidecek yine. Bizim işlerimiz böyle alengelli oluyor. Lan 10 günde evde yattım arkadaş. Hiç insan bakmaz mı lan? Bu da 10-15 günde geliyor. Gerçi internetten formunu doldurduk. Parasını yatırdık, ücretini ama yetiştiremedik. Hafta sonuydu. Yaptık kayıtımızı ama alamadık. Edirne'den falan alırız falan diye düşündük. Olmadı. Allah hayırlara getire bakalım. Kazasız belasız geldik ama bir de gideydik Türkiye'ye bu servis. Büyük bir rizikodan kurtulacağız inşallah. Ehliyetin günü bitmiş, haberim yok. Bu da benim pasifliğim yani. Başka bir şey demiyorum yani. İnsan ehliyeti biter de haberi olmaz mı lan? Geçenlerde bir abi 6 ay normal ehliyet var ya. Normal ehliyeti 6 ay haberi yokmuş, bitmiş. Olabiliyor demek ki. Hata yapılabiliyor. Hatalar insanlara mahsustur. Ama
elinizden geldik kadar da dikkat edeceğiz. Slovakya nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Ben seviyorum ama yollarını sevmiyorum. Yoksa çok güzel manzaralı, karı, kışı, yazı, yeşilliği, böyle o biçim 10 numara. Daha inşallah yazın bir de buralardan çekeyim. Böyle yeşilliği bir görün ya. O kadar güzel yeşillikler var ki. Güzel yani, çok güzel. Kışın da bir ayrı güzel. Kışı da bir ayrı güzel. Yazı da bir ayrı güzel. Yapıştır lan, altında Passat var oğlum lan. Yapıştır lan. İçeceğimizi de içelim. Ağzımız kurumasın. Değil mi? İşte böyle arkadaşlar. Yolculuğumuz devam ediyor. Arabamızı da tanıtacağız inşallah. Gerçi videomun biri arabanın içini falan çekmiştim sizler için ama nasıl bir araba sürüyorum falan diye merak eden arkadaşlarımız var. Merak etmeyenler de var ama merak edenlerimiz de var. Sordular arkadaşlar. Çekerim inşallah, içini de bir çekerim. Isıtmasını sordular. Webosto'yu mesela bir arkadaşımız, abi dedi araba çalışmayınca nasıl ısınıyorsun? Bunun Webosto sistemi var. Sonra bunu derecesini ayarlan. 25, ben mesela 25 derecede yatıyorum. İçeriği 25 derece yapar, istop eder. Kendi otomat. Ondan 25 derece düşünce 24'e tekrar kendi otomat çalışır yani. Böyle zobamız var. Mazut yakar. Hiç sevmediymiş. Odun kömür yakmaz. Mazutludur. Benzin yakmaz. Benzin koyarsanız alev alır. Ateşleme sistemi var çünkü. Alev alır. Alev, alev. Yanar lan, yanar araban lan. Gaz koyabilirsiniz kışın içine. Gerçi benimki ana depodan yakıyor da bazen ayırıyorlar. Hani arabaların arkasında bir çanta, bidon gibi bir şey görürsünüz tırların sırtında. Onlar rebostoyu ayırmıştır. Onlar genelde soğuk ülkelere çalışan arabalar genelde öyle yapar. Çünkü kışın gaz koyarlar. Tüp gazı değil ha. Aman diyeyim. Patlatırsınız Allah'ımı. Diyeceğim de demeyeyim hadi. Ondan gaz koyabilirler. Bu oil gaz var ya, mazut gibi bir şey. Ondan koyarlar veya 1-2 litre koyarsın, şey yapar. Donmaz. Donmaması için gaz yakarık. Rusya'da falan, Rusya'ya giden arabalar gaz alır Rebosto'ya. Gazla yakar, bir de mazot yakar. Velhasılı böyle arkadaşlar. Adem daha gelemedi. Gelseydi beni arardı kardeşim. Lan Ortega'nın arabasına nasıl da benziyor lan. Ortega'yı da duyduk duymadık demeyim. Çerezciliğe başlamış herhalde. Tırcılığı bıraktı mı? Ne oldu bilmiyorum ki. Konuşamadık bir türlü kardeşimle. Allah hayırlara getirsin. Gönlünde ne varsa Rabbim onu versin. İnşallah işi gücü rast gelsin güzel kardeşimizin. Allah işini gücünü rast getirsin. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ama tırcılığı iyice soğudu. Bıktı mı, ne ördü bilemedim ki. Bir pasaportunu yaktı. Bir ondan sonra bir tırcılığı bıraktı mı gayrı, ne yaptı bilmiyor abi. İfadesini alalım değil mi arkadaşlar? Şimdi de diyor ney kuru yemiş, bir şey kuru yemişti, şarküteri neydi la, tüh unuttum. Reklam olsun kardeşimi, Adana'da görmeye gidenler olursa çerezini yiyin. Ben pek severim. Velhasılı vel kelam böyle. Bunun egzozu ne işe yaramaydı. Ah, çekiyorsun yine 90'ı geçiyor araba ya. Bizim limitlerimiz 90'dır arkadaşlar. Normalde tırlar Avrupa'da 85, 86, 82'dir tırların suratı. Ama biz polisler şey yapıyorlar, esnetiyorlar, 86'ya kadar çıkabiliyoruz. Ama bizler 90-90 gidiyor.
90-90 gidiyor. Ha bir şey diyorlar mı? Demiyorlar. Hiçbir şey bulamazsa ondan 90'a mıdır danır yani. Neden 90-90 gittin diye. Mesela şuralar 70. Şu andaki gittiğim yol 70 kilometre hız. 80 değil yani. Ama biz 85-90 yolun akışına göre gidiyor. Koylarda 50-60 40. Geçen 86 ile girdim. Slovak'ta aynı böyle bir köye 86 ile girdim. Aynı şu karşımdaki viraj gibi bir viraj vardı. Döndüm ki polis orada. Hemen arabayı çalıştırdı. Döndü arkama geldi. 50 euro mu aldı. Bak 55 ile gidiyor şu anda. Böyle köylerde falan kilometre hız şeyi var. Artık onun neyse ben pek onu çözemedim ama radar mı, hız sabit şey, hız göstericisi mi bilmiyorum. Slovak'ın evleri böyle şehir arkadaşlar, burası böyle bir şehir. Nevşehir gibi bir yer. Bu kadar köy diyemem yani, buraya kasaba da diyemem herhalde ama şehir herhalde, bilmiyorum, böyle yani. Ya büyük şehirleri de var tabii ki de, burada büyük bir şehir. Bu kadar yani. Slovak'ın zaten yüz ölçümü ufak. Bize kafa tuttuğuna, bize heriflik yaptığına bakmayın yani, ağzı keşlinin. Taktuk 2 dakikalık. Ama gereği yok. Sözü geçiyor Avrupa Birliği'nde. Bize retmet oyları ne veriyor? Bizi sevmeyen bir ülke. Bunu da bilin yani. Bunların aslı bizi sevmez. Türkleri sevmez. Nedense bilmiyorum. Bunlar da Rus tohumu. Gavur tohumu diler ya, bunlar da Rus tohumu Slovakya. Polonya'da mesela Rus tohumu. Ondan sonra Slovakya, Çekya. Çek de öyle. Rus, eskiden buralar hep Rusların eli altındaymış. Sonra Yugoslavya, Slovakya. Yugoslavya'nın bağlantısı mıydı ki acaba buralarda? Evet. Rus şey altında, rejimi altında Sovyetler Birliği olduğu zaman herhalde. Ama eskiye dayanıyor yani. Tarihçi arkadaşlarımız daha iyi bilir de bizim duyduğumuz, gördüğümüz yani. Ben gördüğümü, duyduğumu söylüyorum. Okumuşluğum yok. Lan okuyamadık lan. Lan okuyamadık lan. Bir okusaydım ya. Bir polis olurdum ama. Geçen İstanbul'da kaptılar zaten la. Allah Allah. Arkadaş hata bizde ya. Hatayı başkasında aramayacaksın abi. Hatan olmasa tutar mı? Tutmaz. Hata bizde yani. Suçunu herkes kabullenecek ama bizde de öyle bir tiniyet var ki bizim insanlarda. Hatamızı kabul etmek ya. Etmek abi, ettiremezsin ya. Yapmadım ben din ya. Yok abi din ya. İnkar gelin ya. Sadece mahkemelere düştüğünüzde inkar gelebilirsiniz. Yapmadım, etmedim, öldürmedim, kesmedim, vurmadım, dallandırmadım, budaklandırmadım diyebilirsin mahkemelerde. Ama çünkü belki çok büyük suçun alacaksın. O yüzden inkar gelebilirsin. Benim görüşüm. Ama bir polise molise valla söyleyeceksin abi, yaptım ya, ben de dedim ya, oldu evet hatam ama dedim lütfen tolerans istiyorum, tolerans göster bana, tamam bu hata, hatayı yaptım ben, bana lütfen dedim yapabildiğin kadar bir tolerans tanı, bu hata benim abi, ben yaptım evet, ama tolerans etmesi de gerekiyor, Allah razı olsun, yapıyorlar da yani sağ olsunlar. Hep vallahi öttürürler bizi ya, ceza üstüne ceza yani. Bir adam bir günde 3 defa da 4 defa da ceza yiyebilir çünkü abi aynı hatayı geri yapıyor. Biz millet böyle bir millet, hataları pek severek, kanunları sevmek. Uymak. Adem gelemedi la, Adem'i öttürüyorlar vallahi. Şurada beklesem miydi ki? Neyse yavaş yavaş gidelim babam da gelir şimdi. Şey. Banka Bistra 30 kilometre. Şahi
Ben Zuvalen'e iniyorum şimdi arkadaşlar. Önümde Zuvalen var. Ondan sonra Martin'den sonra Zilina. Zilina'dan sonra nereye geleyim? Zuvardin. Yok, Zuvardin şey Polak. La 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 la. Hay! Kemiğe basacaktık sana vurmasaydık. Allah Allah. Yola kemik düşmüş. Lastiğimi neye yarar abi? Ne mi lazım? Soğukta lastiğine ne uğraşamak? Vur gitsin minibüse. Hak gitsin öbür tarafa. O da kaçmayır la. Sağ tarafımızda tren yolu var. Buralarda trenler çok aktif arkadaşlar. Bizim ülkemiz gibi değil. Çok aktif. Taşımacılık, yolcu taşımacılığı olsun, yük taşımacılığı olsun, bayağı bir aktif Avrupa. Bu konuda biz yeni yeni açılıyor. Bu kadar yeter. 15-16 mı olmuş? Şapte una doy zero diyor Romanca. Ben müzik dinlemem lazım. Müzik dinleyince bana error geliyor. YouTube baba kızıyor. Diyor ki, ne diyor bana? Seni bamlarım diyor. Bir daha bir şey var. Neydi o? Bana telif atıyor. Videomu kaldırttırıyor zoruna. Ali abimin bu arada bir tane bir üç tane bir videosunu kaldırmak zorunda kaldık arkadaşlar. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama o da Cengiz Kurtoğlu'nu dinliyor. Cengiz Baba telif atmışla. Cengiz Baba'yı aradık. Cengiz Baba etme eyleme kardeşim. Parası pulu senin olsun. Biz parasında pulunda değil ama abimin diyemem. Dedi plak şirketi yapıyor bunu. Plak şirketinin hakkı varmış. Böyle şeylerde. Olsun abi. Biz de Cengiz Baba'yı bamlarız. Plak şirketini bamlarız. Dağların arasında böyle eteklerin arasında şu karşıda dağları görüyorsunuz. Böyle dereden tepeden gidiyor arkadaşlar. Bir iki tane rampamız var. O Martin'in oralarını çekmiştim geriye dönük. La şurada şu oğlanı bekleyeyim la. Adem ne oldu? Ne yaptı? Unuttuk onu. Şöyle durayım da çıkamak şimdi. Dururken tedbirini alacaksın. Şunu boşa bir alalım. Lokomotifi. Tahomuzu da yatağa alalım. İstirahate. Şöyle. Hop. Şöyle arabamızın içi. Şu buzdolabımız, şu kahve makinemiz, Red Bull'umuz, kulaklığımız. Kül tablası yeni. Acer aldım. Ümitcan 1 saat 55 dakikadır araba kullanıyor. Totalda 19 saattir araba 19 saat sürüşmüşlüğüm var. Ne? 19 saat mi? O ne ki? 19 saat. Ne yapmışım? 19 saat. 19 saat. Ben niye öldüm 19 saat? Mazotumuz full baba. Et bulumuz yarımlandı. Dolduracağız şimdi. Slovakya ucuz. Şöyle civarı çekeyim. Arabamız kırmızı, 5 lira fazla olsun dedik. Kırmızı alalım dedik. Yanarım ya lastik sesine ya. Benden önceki arkadaş yapmış Türk bayrağı falan. Lan nasıl yüksek bu arabalar? Kocaman la. Bizim arkadaş biraz meraklıydı süse püse. He, lambamı yakmamış. Ah. Adem geliyor. Kaçın gidiyor arkadaşlar. Hadi Allah'a ısmarladık diyorum. Geliyor mu? Duracak mı?
Dur bakalım. Dolabım neye açılır? Ne oldu şekerim? Cezaydım. Yalan. Vallahi. Etme la. Abali, geçen de ben 86 ile girdim işte. Ya sen polis gördün, gördün polisi. 4 saat yaptım, 4 yaptım. Pasport, profan. Ne diyordun ya? Bilet kestireydin kiliseye. Kestik, kestik. Kaç para etme la? 20 euro diyor mu ya? İki tane şu. Valla. Dedim minimum yazdı bana satayım. Otobüs bileti gibi la. İyi iyi. Ben geçen 50 lira verdim ya. Sen gene iyi vermişsin. Polise zaten baktım. Polis direkt araba döndü. Ben de direkt sahaya durdum zaten. He iyi yapmışsın. O durduğuna tolerans yapmış. Suçunu biliyor demiş. Gidelim mi? Bir saat 55 dakika kullanmışız. Daha bir saatimiz var. Martin'i geçelim. Hadi. Oradan baktığımda PKS vardı. Tamam. Bir el salla kamerayı. Kaç para ceza yedin? Euro. Eurocuklar gitti. Canın sağ olsun. Babam gel babam hadi. Sana bir kahve ısmarlayayım ben. Apartman diyaresi gibi la. Apartman diyaresi mübarek la. Çık çık bitmiyor. Şöyle göstereyim. Neyle ümidi oraya koydum. Şuraya kuzeyli 50 koydum arkadaşlar. Şurada Şirin babalar var. Ortega'ya anımsatıyor. Ortega'nın şeyi. Arkadaşlar Allah'a ısmarladık diyeyim de şunu kapatayım ya. Hadi Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Ciao bella diyorum.